Bu adam ne yapıyor burada? Evet. Ne yapıyor abi, sence? Ne yapıyorsun burada? Emlakçı telefonda ne yapar? Emlakçı telefonda parseli inceler, yerin konumuna bakar, yolu var mı bakar. Değil mi? Evet. Eskiden bu sistemler yoktu. Hani bir yer gösteriyorlar. Acaba yer burası mı değil mi? Burayı gösteriyor. Güzel bir yeri gösterip kötü bir yeri satıyorlar değil mi? Böyle çok duyuyorduk eskilerden yani. Evet, evet. Şimdi artık her şey internet şey olunca parsel sorgu. Burada konumdan artık yeri anlayabiliyorsunuz. Bir parsel sorgu sistemini telefona indirirseniz herkes buradan konumu da açık tutarsa buradan girdiği neresi parsel, parsel numarası kaç, tapuda ne yazıyor karşılaştırır. Yerin konum olarak yere gidip bulabilir de yani. Evet, siz gelip bulmayın burayı. Bazı müşteriler de çok uyanık biliyor musun? Yani mesela birçok emlakçı şey yapmıyor, yerin köyün ismini söylemiyor. Köyün ismini söylüyorlarsa genelde ya kendi yerleridir ya da çok sağlam arkadaşları falan. Yani çünkü söyledikleri vakit şu olabiliyor, herkes için geçerli değil tabii, çok az bir kısım. Bazıları gidiyor köyden veya muhtarı arıyor. Benim başıma geldi, muhtar beni arıyor ya. Yani duyuyorum yani bazı şeyleri. Veya mal sahibi arıyor. Ama insanlar öyle yapabiliyor yani. Öyle şeyler gidip yeri bulup emlakçıyı aradan çıkar deyip de böyle bizim bazı mal sahipleri bize söylüyor birebir. Aradılar, emlakçıyı çıkar. Ama birçok iş mal sahibinde de bitiyor yani. Mal sahibi dik durursa, ya kardeşim ben verdim, adamın emeği var, vereceksin derse sorun olmuyor. Ama bazı mal sahipleri de böyle yani kıvırıyor yani, affedersin. Evet. Bazı yani böyle şeyler argo kelimeler ama toplum içerisinde bunlar konuşuluyor. Şimdi konuşulan şeyi burada konuşmamak da yani biraz şey olur böyle. Yani biz her şeyi konuşalım boş. Evet. Sansürsüz. Sansürsüz yayın. Evet. Ne diyorduk biz ya? Buraya niye geldik ya? Vallahi altı abi, dönüm bir yer var değil mi? Evet. Su sorunu, yol sorunu olmayan. Evet. Çok şöyle güzel bir göstersene. Tam alıyor mu? Alıyor değil mi? Evet. Şimdi tarlamızın şekli, biz şu mavi noktayız. Burası çay. Manyas çayı burası. Biz tam çayın sınırında ve tarlanın sınırındayız. Tarlamız tabanca gibi değil mi? Evet, aynen. Tabanca gibi, bakın böyle şu kırmızı olan yer. Böyle burası üstü yol. Üstü de yol. Yukarıda kalıyor. Tarla yolun altında kalıyor. Biz şu an çayın boyu tarlayla sıfır. Burası yol. Bakın yerimiz böyle mısır ekili burası. Yer uç kısmı böyle ileriye doğru sivriliyor. Bu şekilde altı dönüm bakın burada. Evet, parseli göstermeseydik abi ya. Zaten ekranda gözüküyor normalde. Değil mi? Gözüküyor. Gözüküyor. Evet. Görsünler abi. Evet, şimdi yer burası bakın 3-4 metre mısır olmuş yani. 3 metre, 2,5-3 metre mısır olmuş. Sen oraya geç, daha iyi anlarız abi bak şimdi. Mısırınla senin boyunu ölçelim. Yani benim boyum 1,78. Yani hemen hemen senin iki katın. İki katı değil mi? İki katın hemen hemen. Evet. Mısır. Ufacık kaldı mısırın yanında. Evet. Mısırların içerisinde poz. Bazı müşteriler böyle bakıyorum, dışarıdan gelen insanlar böyle mısırdı, ayçiçeğiydi. Böyle farklı bir şu an çekim yapıyorum. Müşteriler beni izliyor. Bir 10 dakika sonra görüşsek olur mu? Teşekkür ederim. Evet, her şey doğal. Her şey doğal olsun. Bundan sonra doğal. Evet. Ne diyordum ya? Ha, İstanbul'dan veya yurt dışından müşteriler geliyor. Böyle doğaya geldi mi mutlu oluyorlar böyle. Koşuyorlar, oynuyorlar. Ah ne güzel diyorlar. Sonra bir sivri ısırıyor veya bir arı ısırıyor. Eyvah eyvah kaçıp gidiyorlar. Şimdi tabii böyle güzel mısırdı, ayçiçeğiydi. Bu kantoram şey var. O neydi? O sarı olan bir şey daha vardı. Kano yağ mıydı? Ne diyor? Kanola. Kanola var mesela. Onları görüyoruz. Sapsarı böyle geliyor. Hemen fotoğraf çekiyorlar falan. Yani şimdi de bu öyle bir görüntü oluştu. Şimdi burada altı dönüm yer var. Bu altı dönüm satılacak. Ovada bir yer. Çayın boyunda bir yer.
Manyas Kızıksa mahallesinde. Güzel. Bu çay temiz. Gönen'in çayı biraz bazı noktalar Gönen tarafından aşağısı biraz daha koku yapabiliyor. Balcı tarafındaki yer mesela, orası baraja evet. yakın ya. Evet. Orada hiç atık katılmıyor. Mesela Balcı, Gönen'in içine kadar tertemiz ama Gönen'in içinden denize tarafı olan yerlerde biraz koku yapıyor. Ama burada öyle bir sorun yok. Burası Manyas'ta. Manyas çayı burası. Burada öyle bir koku falan yok. Sadece tabii akşam üzerleri illaki su kenarı, gölge, ağaç, yeşillik illaki, hani bana soruyorsunuz sivrisinek var mı? Tabii ki olur yani. Çünkü doğanın içerisinde, yeşilin içerisinde akşam üzeri serinlediği zaman illaki bir sinek olur. Yani sinek olmayan yer şehir merkezleri değil mi? İlaçlama yapılıyor. Şehirde yaşamak istiyorsanız yaşarsınız. Köyde yaşamak istiyorsanız da sivrisineğe katlanırsınız. Burası satılacak. Yani arazi böyle, bu şekilde. Şöyle gösterelim şuradan da. Bakın bu sivri kısmı şuradan itibaren dönecek. Bakın sınır. Aslında burası da sınır yani. Bakın buradan dönüyor. Orası da yol. Şu üst kısım, ağacın olduğu kısım yol. Yani yol üstte kalmış oluyor. Burası yolun altında kalmış oluyor. Çayla sıfır olmuş oluyor. Bakın sınırımız bu, burası. Böyle sınır. Burası ayrı bir yer. Yani şurası Yonca. Burası ayrı bir yer. Bizim yerimiz o yola kadar dayanıyor. Yola da geniş bir cephesi var. Üçgen kısmı oradan böyle genişliyor. Bu tarafa doğru genişliyor. Bu şekilde sınırımız, oradan da yol buraya iniyor. Yol buraya iniyor. Evet. Şimdi müşterilerimizin ilk soracağı soru şu olacak abi. Çay taşıyor mu? İşte yukarıya su çıkar mı? Evet, insanlar ondan korkuyor. Çay taşıyor mu diye soruyorlar. Mesela çayın boyunda sattığımız yerler oluyor. Şimdi burada zaten videoda da gördünüz, ilk başta da gördünüz. Çay burada bayağı bir aşağıda. Yani şurada 3-4 metre. Yani buradan mümkün değil yani. Tabii mümkün olmayan bir şey olmaz da, bakın şuradan 4 metre var neredeyse. Var. Boruyu salmışlar aşağıya. Bakın buradan suyu basıyorlar, suyu alıyorlar. Su sorunu yok. Ama buraya gidip de bak 4 metre, yani bu su zaten bu kadar çok yükselmiyor. Bu kontrollü geliyor. Barajdan gelen su. Baraj bunu salıyor. Kontrollü bir şekilde bu su geliyor, böyle devam ediyor. Yani yükselse yükselse, hadi 1-2 metre yükselsin, buraya çıkma ihtimali yok. Yani buralar tarım arazileri. Bura devlet koruması altında olan yerler. Yani bütün şeyleri yapılmış, planlamaları yapılmış. Herhangi bir sorun, tabii olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, Allah muhafaza olursa zaten her şeyi götürüyor. İşte seller oluyor değil mi? Evet. Dünyanın dört bir yanında neler oluyor, neler. Ona engel olamayız. Ne olursak olsun, takdiri ilahi varsa takdiri ilahiye engel olunmaz. Evet değerli dostlar, burası satılacak. Bakalım bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Evet, diyecek başka bir şey yok değil mi? Yok. Kızıksa Mahallesi. Kızıksa Mahallesi Manyas'a 7 kilometre. Bandırma'ya 25-30 kilometre mesafede. Büyük bir mahalle. Köye de yakın değil mi? Çok uzak yani değil. Yani 1-1,5 kilometre burası. 1-1,5 kilometre mesafede. Kızıksa'da büyük bir mahalle. Önceden belediyeydi. O yüzden böyle bakkalı, ufak tefek berberi falan her şey mevcut. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Kuş sesi ne güzel. Çay aşağıda kalıyor, evet. Manyas çayı. O ne? Şuradakini alabiliyor musun, o siyah şey? Gördüm ama bakayım. Tahta mı yoksa bir mahlukat mı? Vallahi ördek mi? Kurbağaya benzemiyor mu ya? Bu ne ya? Değişik bir mahlukat değil mi? Yok. Ağaç ama ya sanki. Biraz yukarı kaldır ya. Ha. Biraz daha yaklaştık. Yaklaştık, korkma ya. Yok, şeyi bozuluyor. Ağaç herhalde. Ama hayvana benziyor. Aynen böyle sanki hazırlanmış. Değişik bir hayvan türü.
yeni keşfedilmiş bir hayvan. Onu da biz mi keşfettik? Bizim keşfimiz. Telefon niye çalıyor ya? Gidelim. Gidelim. Daha Şevketiye gideceğiz. Evet. Orada da bir yer var. Orayı da çekelim. Sonra müşterilerimiz diyor ki yer yok, niye çekmiyorsunuz? Ayda bir kere iki kere bu ara çekimler zayıf. İzlenme de zayıf, ne yapalım? İzleyin, çok olsun değil mi? Yani aynen aynen. Bakıyorum izlenme yok, heves kalmıyor, şevk kalmıyor. Fiyatlar zaten pahalı. Sizin de pahalı olduğu için izleyesiniz yok. Ne yapayım ben? Neyse. Biz gidelim abi, hadi.